Evet sevgili arkadaşlar, şimdi bugünkü dersimizde su dünyasını araştırmaya devam ediyoruz. Buradaki araştırmamızda bugünkü dersimizin konusu dünyadaki ülkemizdeki göllerin oluşum hikayelerini yorumlayacağız. Şimdi arkadaşlar göl nedir? Göl kara parçaları üzerindeki çukur yerlerde, mesela şurası Asya kıtası atıyorum. Buradaki bir çukur yere çevredeki kar sularının, yağmur sularının eğim yönünde hareket ederek zamanla buraya birikerek burada bir su kütlesi oluşturmasıdır arkadaşlar. Buna göl diyeceğiz. Şimdi göl küçük olabilir, büyük olabilir. Daha farklı bir şey söyleyeyim. Suyu tatlı olabilir, tuzlu olabilir, acılı olabilir, sodalı olabilir. Şimdi bunların hepsini konuşacağız arkadaşlar. Karalar üzerindeki çanaklarda oluşmuş durgun su kütlelerine göl denir. Göller yeryüzündeki tatlı suların %87'sini oluşturur ve göller toplam kara parçalarının da %2'sini ifade eder. Bu istatistikler çok önemli istatistikler değil arkadaşlar. Evet, burada dünya haritamızda genel kültür olarak bakalım buraya. Ya yarın işte İşkodra Gölü yazılı da ÖSS'de çıkar mı diye bir şey yok arkadaşlar. Bu konuda rahat olun. Göl konusunda böyle aşırı böyle bir detaya ihtiyacımız yok. Bizim burada neye ihtiyacımız var? Şöyle bir genel kültür olarak birkaç bilgi vereyim. Mesela şurada gördüğümüz bir Hazar Gölü var. Dünyada yüz ölçümü en büyük göldür. Hatta Hazar Denizi diye geçer çok büyük olduğu için ama bir göldür. Suyu en derin olan göl yine Orta Asya'da Baykal Gölü'dür. Suyu çok derinliği fazladır. Yükseltisi deniz seviyesinin en altında olan Lut Gölü'dür. Peki öğretmenim, şura dikkatimi çekiyor. Dünyada göl sayısı kutuplarda çok fazladır arkadaşlar. İskandinav Yarımadası'nda ve Kanada'da. Neden öğretmenim? Çünkü buzul parçalarının erimesi burada çok kolay bir şekilde göllerin oluşumuna neden olmuş. Çocuklar, dünyadaki göller Kanada'da çok yoğun. İskandinav Yarımadası'nda yoğun. Orta Asya'da sayı olarak fazla olmasa da Orta Asya'da var olan göllerin yüz ölçümü çok büyük. Ama şiddetli bir kuruma süreci yaşıyor. Ve Doğu Afrika'daki göller. Şimdi burada bir kelime bilmemiz gerekiyor. Gideyen ve geleyen kelimeleri öğrenmemiz lazım. Şimdi göllerin fazla olan sularını dışarıya boşaltan akarsulara gideyen denir. Bu ne demektir? Bu bir göl olsun arkadaşlar. Evet burası çok önemli. İşte üniversite sınavlarında burayı çok soruyor. Eğer bir akarsu tarafından bu gölün suyu dışarıya götürülüyorsa bir taraftan yağmur yağıyor, su geliyor. Bir taraftan akarsu tarafından götürülüyor. Buna gideyen diyoruz. Ve o zaman ne oluyor? Bu gölün suyu tatlı oluyor arkadaşlar. Yani içilebilecek su oluyor. Şöyle olursa ne olur öğretmenim? Bir göl olsun burası. Gideyeni yok. Ne olur? Kapalı bir göl olur. O zaman suyu çocuklar tuzlu olur arkadaşlar. Direkt. Peki öğretmenim, akarsu gitmiyor da hani su getiriyorsa ne olur? Yine tuzlu olur arkadaşlar. Bir akarsuyun gideyeni göl suyunu dışarıya götürendir ve bu da göl suyunu tatlı yapar arkadaşlar. Onun dışında gideyeni olmadan bir göl suyu bunun adı ne öğretmenim? Bunun adı geleyen arkadaşlar. Göl suyu ne olacaktır? Tuzlu veya acılı olabilir. Evet, gideyen kelimesini iyi bir şekilde yorumladık. Göller, yağışlar, akarsular, yeraltı suları, kar ve buz suları ile beslenmektedir arkadaşlar. Aynen o şekilde. Mesela son dönemlerde haberleri takip ediyoruz. İşte küresel ısınma nedeniyle eskisi gibi yağışlar yağmıyor. Ve haber bültenlerinde göllerin özellikle insanların içme su ihtiyacını karşıladığı tatlı su göllerinin kuruma noktasına geldiği ile ilgili haberleri izliyoruz, dinliyoruz. Gölü besleyen yağışlar son derece önemli. Bu da insanların su ihtiyacını karşılaması ile ilgili önemli bir unsurdur, doğal unsurdur arkadaşlar diyoruz. Bir göl suyu arkadaşlar dediğim gibi tuzlu, tatlı gibi özelliğe sahip olup olmamasında gölün gideyeni oldukça önemli. Gideyeni olan bir gölün suları tatlı iken gideyeni olmayan bir gölün suyu acı olabilir, sodalı olabilir ve tuzlu olabilir. Bu neye göre değişiyor?
Ne demek? Tuzlu olması için gideğeni olmaması yeterli. Gideğeni yoksa ve arazi volkanikse arkadaşlar, volkanlardan çıkan mineraller eriyince suya karışır ve su sodalı olur. Marketlerden satın aldığımız maden suyu işte budur arkadaşlar. Bir de eğer göl arazisi, karstik arazisi, kireç taşları bu arazide yaygınsa, bu da arazinin suyunu acı yapar. Acıdan kastımız o biber acısı değil, yani lezzetsiz, ağızda böyle bir kötü bir tat bırakan bir su anlamına gelir. Kireçli bir su zaten sağlıklı da bir su değildir arkadaşlar. Demek ki neymiş? Göl suyunun kimyasal özelliğinde gölün gideğinin olup olmaması son derece önemli. Evet, Türkiye'de tatlı su göllerimize bakalım. Birkaç örnek söylemek istiyorum. Evet, burada hemen dikkatimi çeken mesela Beyşehir Gölü. Var olan göller içerisinde en büyük tatlı su gölümüzdür arkadaşlar. Şu da çok Abant ve Sapanca gölleri, İstanbul tarafında mesire alanı aynı zamanda. Kuş Gölü'nün diğer adı Manyas Gölü arkadaşlar. Bunları böyle milim 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 ezberlemeyeceğiz arkadaşlar. Bunlar bu kadar ağır şeyler bizim için geçerli değil. Biz sadece ne dedik dersin başında? Genel bir mantığımız olsun. Göl konusu hakkında biraz fikrimiz olsun. Özellikle şu çok önemli. Göl suyunun tatlı, tuzlu, işte acılı olması neye bağlı? Bu sorunun cevabı çok önemli. Evet, Türkiye'deki tuzlu su gölleri tabii ki hemen Tuz Gölü arkadaşlar. Evet, Adana'dan Ankara'ya yolculuk yaparken yol biliyorsunuz Tuz Gölü'nün hemen kenarından geçer. Ve zamanı olan insanlar işte burada hemen inerler. Tuz Gölü'nün etrafına bakarlar. Gerçekten kenarları da tuzla kaplıdır. Tuz oranı çok yüksek bir göldür. Kapalı kaldığı için. Budur. Acı göller karstik arazi etkisiyle oluşur. Antalya, Burdur, Isparta çevresinde yoğundur. Sodalı göllerin oluşumunda volkanik arazi etkili. Van Gölü çevresi Ağrı, Süphan, Nemrut, Tendürek yanardağları nedeniyle buradaki göllerde volkanik göller yani suyu sodalı göller grubuna girer arkadaşlar. Evet, oluşumuna göre göllerimizi ikiye ayırıyoruz. Doğal göller ve baraj gölleri olmak üzere. Baraj gölleri akarsular üzerine insanların yaptığı beton setlerle oluşturulan, tarlaları sulamak için, içme suyu için yapılan göllerdir. Mesela Adana'daki Seyhan Gölü bir yapay göldür. Üniversiteye giderken bir set var biliyorsunuz, beton set var. O set olmasaydı yukarı tarafta su birikmeyecekti ve bir göl oluşmayacaktı. Seyhan Nehri bu şekilde akıp gidecekti. Tabii çok işimize yarıyor. Yazın o göl suyunun kapaklarını açarak kanallara veriyorlar. Çukurova çiftçisi tarlalarını sulayarak ürün yetiştiriyor. Evet, doğal gölleri oluşumuna göre şimdi çeşitlendirelim arkadaşlar. Doğal göllerimiz bir kere önce tektonik göllerimiz var. Tektonik göllerimizin oluşum mantığı şöyle. Deprem ve volkanik hareketler, yer sarsıntıları arkadaşlar, arazi üzerinde çukur alanlar oluşturabilir, büyük çukurlar oluşturabilir. Bunlar zamanla suyla dolabilir. Tektonik depremler, o yüzden arkadaşlar, tektonik hareketler sonucu yer kabuğundaki deprem ve volkanik olaylar sonucunda meydana gelen çukurlarda, biz coğrafyada genelde çanak kelimesini kullanıyoruz, suların birikmesiyle oluşan göllerdir. Evet, Lut Gölü'nden bahsettik. Hazar Gölü'nün dünyanın en büyük gölü olduğunu belirttik. İşte Baykal Gölü'nün sularının çok derin olduğundan bahsettik gibi. Türkiye'deki tektonik göllerimizde ise Türkiye fay hatları açısından zengin. Marmara'daki göllerimiz arkadaşlar, Tuz Gölü, bunlar önemli tektonik göllerimiz. Karstik göllerimiz kireçli bir su arkadaşlar. Genelde sularının acı olduğundan bahsettik. Türkiye'de karstik arazinin merkezi Antalya'dır. O yüzden Antalya, Burdur ve Isparta çevresindeki göllerimizin büyük bir kısmı nedir? Karstik göldür. Mesela son yıllarda Salda Gölü çok popüler bir göl haline geldi. Haberlerde sıkça duyuyoruz. İşte Türkiye'nin Maldivleri diye geçiyor. Suyunun maviliği, kumunun güzelliği. Peki onu nasıl ulaşıyoruz? Şimdi çocuklar, Antalya tarafına yaz mevsiminde deniz turizmi için gittiğim zaman güzergahımız genelde şöyledir. Ya sahilden gideriz, otomobille gidersek. Bu yolu işte babalarımız çok tercih etmez çünkü bayağı kötü bir yoldur ama şu Konya üzerinden de bir gidiliyor arkadaşlar. Böyle de bir yol var. Şurası da
Salda Gölü yakın, bir yarım saat kadar sürüyor. O yüzden çok da fazla Adana tarafından giden insanlar da yine çok kolaylıkla eğer yolu buradan geçiyorsa gezebileceği bir göl. Suyu acı arkadaşlar. Ama çok temiz bir göl. Evet, buzul göllerine geçelim. Buzulların erimesiyle oluşuyor. Kutup çevresinde inanılmaz fazla. Mesela Finlandiya'daki göl sayısı 182 bin tane. Ne bileyim ben, Kanada'daki göl sayısı yaklaşık 220 bin tane. Bunlar büyük sayıda göller. Türkiye'de yüksek dağlık arazilerde buzul gölleri görebiliyoruz. Volkanik göller, az önce konuştuğumuz gibi, volkanik arazilerde oluşan göllerdir arkadaşlar. Volkanik arazilerde genelde eğer kapalı bir gölse suyu acı sodalıdır. Volkan tepelerinin üstünde bir çukur vardı. Bunun adı kraterdi. Burası suyla dolarsa buna krater gölü diyoruz. Kraterin biraz daha büyümesiyle oluşan çukura kaldera diyorduk. Kaldera göllerimiz var. Mağar gölü ise volkanik arazilerdeki çukurlardır. Bunlara su dolarsa bu da mağar gölü olur arkadaşlar. Türkiye'deki volkanik göller, Nemrut Gölü, Van Gölü, Mekke Tuzlası. Mekke Tuzlası da Konya Karapınar'da mesela. Set göllerimiz var. Heyelan sonucu oluşan set gölleri. Toprak kayıyor. Akarsuyun önünü kapatıyor. Akarsuyun önü kapanınca burada su birikiyor ve Heyelan set gölü oluyor. Kıyı set gölünü daha önce yorumlamıştık. Deniz kıyısında bir koyun önü dalgaların getirdiği kumla kapatılıyor arkadaşlar. Ölü Deniz hikayesini anlatmıştık hatırlarsanız derslerimizde. Türkiye'de de Büyükçekmece, Küçükçekmece, Duruslu gölleri buna örnektir. Türkiye'de Heyelan gölleri, Doğu Karadeniz'de Tortum, Sera gölü, Batı Karadeniz'de Abant, Yedigöller arkadaşlar, bunlar örnek olarak verilebilir. Evet, volkanik set göllerimiz, lavların bir akarsuyun bir gölün önünü kapatmasıyla oluşuyor. Alüvyal set göllerimiz, akarsuların taşıdığı alüvyallarla akarsu vadilerinin kapanması sonucu oluşuyor. Dünyada volkanik göller, Türkiye'de dediğim gibi arkadaşlar, Doğu Anadolu, Van Gölü çevresindeki göller. Evet, Alival Gölü ise Ankara'nın girişinde Moğgan, Eymir Gölü, işte Muğla'da Köyceğiz Gölü gibi örneklerimiz var. Şu Uzun Göl de çok meşhur biliyorsunuz arkadaşlar Trabzon'da. Evet, bu şekilde bir de buzul göllerimiz var. Arkadaşlar bir de yapay göllerimiz var. İnsanların çeşitli amaçlarla akarsuların önünü bir setle kapatması sonucunda oluşan göllerdir. Bu göllerin baraj gölleri denir. Türkiye'de baraj göllerini devlet yapıyordu ama son dönemlerde devlet sistemi değiştirdi ve özel sektöre yapma izni verdi. Herhangi bir akarsuya özel sektör devletten izin alarak bir baraj kurabiliyor, elektrik üretimi gerçekleştirebiliyor ve ürettiği elektriği de devlete satıyor. Devletimizin de zaten buna ihtiyacı var. Öbür türlü zaten devletimiz ne yapıyor? Elektrik ihtiyacını Rusya'dan doğalgaz satın alarak karşılıyor. Son dönemlerde barajlar sayısı inanılmaz arttı arkadaşlar. Ama biliyorsunuz klasik Türkiye'nin Fırat Nehri üzerindeki Atatürk ve Keban Barajı Türkiye'nin en büyük barajlarındandır. Bu şekilde barajlarımız var. Mesela bizim Seyhan Nehri'nde Seyhan ve biraz daha yukarıda Çatalan Barajımız var. Çatalan Barajı genelde Adana şehrinin içme suyu ihtiyacını yapılmıştır. Korunaklıdır. Yani sen Çatalan Barajı'nın bir yerine gidip de piknik yapayım gibi bir şey yapamazsın. Ama Seyhan Nehri tarım alanlarını sulamak için oluşturulan bir göl olduğu için Seyhan Nehri'nin çevresinde gezip dolaşabilirsin gibi. İçme suyu için yapılan baraj gölleri stratejiktir. Çevresinde koruma, işte jandarmaları vardır. Herhangi bir, çünkü suyun tehlikeye girmesi bir şehri komple arkadaşlar sağlıksal sorunlara sebep olabileceği için sıkıntıya sokabilir. Göllerin yapılış amacına baktığımız zaman bu kadar para neden harcanıyor? Bir akarsuyun önü kapatılıyor falan, set çekiliyor. Çünkü tarım alanlarını sulamamız gerekiyor. Bu ülke ekonomisini canlandırır arkadaşlar. Tarımda sulama. Mesela Çukurova'daki barajın sayesinde evet yapılırken bayağı bir para harcanıyor ama yıllarca pamuk yetiştirmemize, tarımı çok iyi bir şekilde yapmamıza neden oluyor.
içme suyu ihtiyacımızı karşılamak amacıyla yapılır arkadaşlar. Ondan sonra kuraklığa karşı tedbir açısından son derece önemlidir. Osmanlı döneminde, Bizans döneminde sarnıç yaparlarmış arkadaşlar. Büyük yapıların altına havuz gibi böyle depo gibi bir su deposu gibi bir şey yaparlarmış. Mesela İstanbul'da yere batan sarnıcı var. Günümüzde baraj şeklinde yapılıyor. Bu şekilde de devam ediyor arkadaşlar. Su kontrol altında tutulmuş oluyor. Göller, tatlı su gölleri, balıkçılık ve diğer su ürünleri açısından potansiyeli var. Tuzlu göllerden tuz elde edebiliyoruz. Çok derin olmayan çamurlu göllerde manda yetiştirilebiliyor. Turizm yapabiliyoruz. Su sporları için kullanabiliyoruz. Gölde su üzerinde taşımacılık yapabiliyoruz. Ayrıca göller bir bölgenin iklimini yumuşatır arkadaşlar. Daha kış mevsimini ılık geçmesine yardımcı olur. Birçok yaban hayvanında göl beslenme alanı özelliği taşımaktadır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet, bu föyümüzde kaba hatlarıyla göllerin oluşum mantığını yorumladık. Göllerin çeşitlerini, sınıflandırmalarını yaptık. Su unsurumuzun birinci ayağı okyanuslar, ikinci ayağı denizler, üçüncü ayağı göller. Hala devam edeceğiz. Yine yeraltı sularımız ve yüzey sularımız var anlatacağımız. Bir sonraki dersimizde burayı yorumlayacağız. Bu şekilde dersimizi tamamlamış oluyoruz.